Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzun konusu trigonometri olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimizde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan ki kendilerine teşekkür ediyoruz. 12. sınıf matematik ileri düzey kazanım kavrama testi 6. 11. sınıf müfredatında yeterince zaten trigonometri görmüştük. Artık 12'de daha da ilerletiyoruz. AYT konularıdır kendileri. Yeri geldikçe konu anlatımlarına yer vereceğim. Daha özel söylemek gerekirse trigonometrinin toplam fark formüllerinin yer aldığı bir test kendileri. Birinci soruda nitekim direkt söylüyor. Hiç lafı dolandırmadan ne demiş? Sin 75 nedir demiş. Sevgili arkadaşlar sin 75. Ben böyle değerler aradığımda bildiğim arkadaşlara benzeteceğim 75'i. 75 bildiklerimden kimlerin toplamı, kimlerin farklarıdır diye bir düşünelim. Çok kolay. Sin 45 artı 30'dur değil mi sevgili arkadaşlar? Sin 45'i de sin 30'u kolaylıkla bulurum. Hop 45 derecelik üçgenimi çizerim. 1, 1, 2 derim. Sin 45'i hemen söylerim. Değeri 1 bölü 1, 1 kök 2 bu. 1, 1, 2 olmaz. Karekökte. 1 bölü kök 2 ya da kök 2 bölü 2. Hemen 30 derecelik üçgenimi çizerim. Hop burası 30 derece ise... 1, 2, kök 3 derim. Sin 30 zaten hiç çizmesem bile aklımda hemen tutacağım değerlerden biri. Sin 30'da 1 bölü 2 der sahiplenirim. Hemen yazarım. Sin 45 artı 30 nedir sevgili arkadaşlar? Açalım arkadaşımızı. Sinüsün açılımları arkadaşlar. Sin, kos, sin, kos şeklinde toplamsa toplam. Sin 45, kos 30, şimdi sin 30, kos 45 yazıyorum. Ben böyle aklımda tutuyorum. Sin, kos, sin, kos. Kosinüste de kos, kos, sin, sin diye gidiyordu ya. Siniz biraz daha paylaşımcı arkadaşım. Hemen artık yerlerine yazalım. 1 bölü kök 2 çarpı kos 30. Bak 30'luk derecemizde çizdiğimiz iyi olmuş. Kos 30 kök 3 bölü 2. Çok güzel. Artı... Sin 30 1 bölü 2 biliyorduk. Kos 45 gel kos 45'i 1 bölü kök 2. Bu toplam fark formüllerinin en güzel yanlarından biridir sevgili arkadaşlar. İki ifade toplanacaksa paydaları hep zaten eşit çıkar. Sinler koslar birbirleriyle çarpıldığı için. Yukarıda kök 3 artı 1 görüyorum. Bölü 2 tane kök 2 görüyorum aynı paydada olduğu için. Hop sin 75'in değeri sevgili arkadaşlar buymuş. Demek ki ileride bir yerde benim karşıma çıkar lazım olursa hemen böyle bir dönüşüm yaparak toplam fark formülünü yazarak 1 artı kök 3 bölü 2 kök 2'yi rahatlıkla bulabilirim. D şıkkını işaretledim. 2 ile devam edelim. 2'de de beni uğraştırmamış kendisi vermiş ama bir gör bakalım demiş bu kimin açılımı nedir ne değildir. Sin sin kos kos görüyorum sevgili arkadaşlar. Demek ki sinüsün değil kosinüsün. Kosinüs, bak bir de arada artı var arkadaşlar. Kos kos, sin sin yazıyorum. Değil mi? Kosinüsün açılımlarında. AB açıları diyelim mesela. Kosinüs, eğer sevgili arkadaşlar kosinüs A artı B ise burası negatif oluyor. Eğer kosinüs A eksi B ise burası toplam oluyor. Koslar ve sinler toplanıyor. Bak burada da ne görüyorum? Toplanmış bu arkadaşlar. Demek ki açıların farkları. Söz konusu olan açılarım 3 pi bölü 8 ve pi bölü 8. Bunların farkı kosinüs 3 pi bölü 8 eksi pi bölü 8'in açılımıdır bu. Kosinüs A 3 pi bölü 8 çarpı kosinüs pi bölü 8 artı hop artı sinüs 3 pi bölü 8 sinüs pi bölü 8. Güzel. Bakalım neymiş? Tanıdık bir şey çıkmalı ki bulabilmeliyim sevgili arkadaşlar. Yoksa yine tanıdık açıları yazarak toplam fark formülüyle bulmak durumunda kalırım. 3 pi bölü 8 eksi pi bölü 8 2 pi bölü 8'dir sevgili arkadaşlar. Bu arkadaş da pi bölü 4'tür. Pi bölü 4'ün de 45 derece olduğunu hepimiz biliriz. Kosinüs 45'te birinci soruda zaten yaptık. 1 bölü kök 2'dir. Ama şıklar da yoktur.
Neden? Köklü ifadeleri paydada görmeyi zaten sevmiyoruz. Kök 2 ile genişlettiğimde kök 2 bölü 2 olur. Bu arkadaş kök 2 bölü 2'dir. Anlaşıldı. Bence anlaşıldı. Hop devam edelim. 3 ile sevgili arkadaşlar. 3 de geldi ekrana. Güzel. Ark sin 3 bölü 5 x açısıymış. Ark cos 5 bölü 13 de y açısıymış. Buna göre cos x artı y ifadesinin değeri nedir? Sevgili arkadaşlar. Hop. Şimdi cos x artı y. Az önce test ettik. Hemen yazalım. Cos x, cos y. Arada artı varsa burası eksi olacak. Sin x, sin y. Şimdi benim bu ifadeleri bulmam lazım. Bunu da nereden bulacağım? Neyi kullanarak? Şu arkadaşlardan faydalanarak bulacağım bunu. Arkadaşlar 3 bölü 5. Sinüsü 3 bölü 5 olan açıya bakalım. Hop. X açısı. Şurası 3'müş, şurası 5'miş, hop burası 4 oldu. Burası ne açısı arkadaşlar? Hemen yazalım bu arkadaşımızı. X açısı. Çünkü sinüs değeri 3 bölü 5. Arc sin ne, 3 bölü 5 nedir? Hangi açının sinüs değeri 3 bölü 5'tir? 3 bölü 5. Bu açının. Bak zaten X demiş bana. Güzel. Y için de bir şeyler yapalım. Kosinüs. Güzel. 5 bölü 13'müş. Şurası olsun. 5, 13. Buranın da 12 olduğunu hemen biliyorum zaten. Sevgili arkadaşlar, bu arkadaşım kim? Burası Y açısı. Bakın kosinüs Y 5 bölü 13. Hangi açının kosinüs değeri 5 bölü 13'tür? Y açısının. Bitti artık. Buradaki üçgenlerden okumalarımı yaparak şu bağıntı da yerlerine koyacağım. Cos X. Hatta şöyle artistik hareketler yapalım. X, 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 X. Görüntümüz rahatlasın değil mi? Nasıl olsa şeydeyiz. Video çekiminde. Hani reklamlardayız, istediğimizi yaparız dercesine. Sınavda olsak bu kadar konforumuz olmazdı. Cos X. Hop 4 bölü 5. Çarpı cos Y. Hop 5 bölü 13. Bakın işte çarpmakta falan sadeleştirmekte acele etmeyin. Paydalar eşit çıkacak zaten. Eksi sin X. 3 bölü 5. Çarpı sin Y. 12 bölü 13. Hop. Çünkü sadeleştirsem birazdan genişletmek durumunda kalacaksın. Paydaları eşitlemek istediğin için. Burası 20 bölü 65 eksi 36 bölü 65. Bu da ne yapar sevgili arkadaşlar? Eksi 16 bölü 65 yapar ki kendileri de sadeleşmiyor. Eksi 16 bölü 65. Sakın burada da yanılmayınız. 3'e de D dedim. 4 ile devam edelim sevgili arkadaşlar. 4 geldi. Kalabalık bir ifade. Arkadaşlar sinüs 15, kos 45, sin 45, kos 15, 70, 10, 70, 10. Güzel. Bak yukarıda bir şeyin açılımı verilmiş. 15, 45, sin kos, sin kos, 15, 45, 45, 15. Arada da artı var. Yukarısı ne sevgili arkadaşlar? Sinüs 15 artı 45 bu. Bölü, değil mi? Bunun açılımı. Sin kos sin kos yazdım. 15 45 15 45. Peki bu kim? Bak arada sevgili arkadaşlar zaten artı var. Demek ki çıkarım olacak. Kosinüs 70 eksi 10 bu da. Şahane. Evet, değil mi? Kosinüs kos kos sin sin. Arada artı var. Demek ki fark formülü. Güzel, bunu da yazdım. İstersen şöyle yap. Sinüs 60 bölü kosinüs 60. Buna da tanjant 60 de. Tamam. Hemencecik şu arkadaşı da çizelim. Bazıları direkt ezberden de söylüyor bu arkadaşın kök 3 olduğunu ama biz görelim yani. 30 burasıysa 60 burasıdır. 30 1 2 kök 3 ise bakın tanjant 60 okursam kök 3 bölü 1'den sevgili arkadaşım kök 3 olur. Hop bunu da işaretledim. Hazır böyle kolay kolay bulmuşken hızlı hızlı gidiyorum yani değil mi sevgili arkadaşlar? 5 ile devam edelim. Ouch. Bak 5. 5 biraz inletebilir. Neden inletebilir? Şimdi
her şey yolunda gidiyordu. Paşa paşa ne kadar güzel, harika şekillerde açılmış hallerini görüyordum. Şimdi işin içine tanjant girdi. Ama ben tanjantın açılımlarında şunu biliyorum mesela. Tanjant A artı B'nin sevgili arkadaşlar. Tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B olduğunu biliyorum. Güzel. Eğer eksilisi ise de burası eksi, burası eksi, burası da artı oluyordu. Onu da biliyorum. Hiç de ona benzeyen bir şey yok. Şimdi 50 ile 85'ler arasında bir ilişki kurmalıyım. 85 ile 50'yi birbirinden çıkarsam 35 derece bilindik bir açı değil. Toplamayı düşünsem geniş açı gidiyor ama bak toplayınca ne görüyorum sevgili arkadaşlar? Biraz beni rahatlatan bir şey görüyorum. 50 artı 85 sevgili arkadaşlar 135 derece yapar. 135 dereceye de alışalım trigonometride sevgili arkadaşlar. Kendileri 3 tane 45 derece yapar. 45'in 3 katıdır. 3 pi bölü 4'tür bir başka deyişle. Güzel. Peki ben bunu nasıl kullanayım? Arkadaşlar şöyle kullanalım. Bakın tanjant 85 artı 50'yi bir yazalım. Açacağım. Bak açtığımda bu arkadaşın açılımını yazdığımda şu bağıntısını yazdığımda şu ifadelerle karşılaşacağım. Bir takım içler dışlar çarpımı yaptığımda şu ifadeyle karşılaşma olasılığım çok yüksek. Yani büyük bir olasılıkla bununla karşılaşacağım ki başka türlü de zaten çıkmaz bu arkadaş. Bakalım. Tan 85 artı tan 50. Bak çok güzel bunu yakaladım. Bölü 1 eksi tan 85 çarpı tan 50. Bak tan 50 çarpı tan 85'i de yakaladım. Çok güzel. Bu da şahane. Arkadaşlar şu arkadaşı söyleyeyim bana. Tan 135. Bazılarınız hemen eksi 1 hocam diye bağırmaya başladı. Evet sevgili arkadaşlar ben bunu her zaman şöyle çözüyorum. Buluyorum daha doğrusu. 45 derecelik. 45 derece geçmiş 90'a 185'e de 45 gelmiş. Şurası tanjant eksenimdi biliyorsunuz. Şunu da göstereyim. Birim çemberi de anmış olalım. Hop. Arkadaşlar bu arkadaş tam 45 derece olduğu için tam da şuradan geçecektir. Şurası 1 birimdir. Tanjant eksenidir. Tam eksi 1'e denk gelir. Tanjant 45 zaten 1'dir. Tanjant 135'te. Tanjant ve kotanjantların hatta kosinüslerin birbirinin 180'e tamamlayan açı değerlerinin ters işaretlisidir. Bunu da biliyoruz zaten. Oradan da hareket edebilirdim. Arkadaşlar burası eksi 1'miş. Eksi 1 eşitmiş bu ifade. Çok güzel şurada hemen yazalım. Hop eşittir eksi 1. Şimdi içler dışlar çarpımı yapalım. Tanjant 85 çarpı tanjant 50 eşit oldu. Eksi 1 artı şu ifade tanjant 85 çok kötü yazdım ya. Güzel yazıyorum. Tanjant hatta şuradaki gibi yazayım. Tanjant 50 çarpı tanjant 85. Güzel. Şu arkadaş. Şimdi şu eksi 1 ile bu arkadaşı çarpıyorum. Eşittir. Eksi 1 artı tanjant çarpım nasıl? Bu artıydı ya. Artı şurasını yazdım. Burası artı. Tanjant 50 çarpı tanjant 85. Şimdi sevgili arkadaşlar bu ifade buraya geçtiğinde negatif olur. Resmen şu ifadeyi görmüş olurum. Hadi daha güzel görelim. Tanjant 50 artı tanjant 85 eksi tanjant 50 çarpı tanjant 85 eşitmiş eksi 1'e. Tam da tahmin ettiğimiz gibi oldu. Tasarlanmış, kurgulanmış bir soru. Bu ifade eksi 1'e eşitmiş. Tamam kabul ediyorum, itiraf ediyorum. Zor bir soru. Yani bunu görmek bayağı bir sıkıntı yaratır. Ama bir şekilde bir eğilmem lazımdı. 35 dereceyi denedim. Bakın toplamaya çalıştım falan. Topladığımda 135'i görünce tanjantın açılımını da tanjant A artı B'nin açılımını yazınca da karşıma şu ifadelerin çıkacağını görünce büyük bir cesaretle atıldım soruya. Siz de hani doğru adımlar attıkça attığınız adımlardan endişe etmeyiniz.
ABCD dik üçgeninde 6. sorudayız. AB dik görünüyor. CD BD'nin üzerinde, o da gözüküyor. X açısı üzerinde, Y açısı üzerinde. Tanjant X 1 bölü 2 imiş. Tanjant X 1 bölü 2. Burası 1 birimse burası 2 birimmiş. Güzel. Tanjant Y 3 bölü 4'müş sevgili arkadaşlar. Tanjant Y 3 bölü 4. Hiç boş durmam. Bak burası 3, burası 4. KKK falan demeyin sevgili arkadaşlar. Ha bu arada söyleyeyim bak. Trigonometri zaten bir oran dünyası sevgili arkadaşlar. Trigonometride sinüsler konusunda KK da diyebilirsin. Yani 3K, 4K, işte 3K, 4K, 3A, 4A. Direkt 3, 4 de diyebilirsin. Çünkü birazdan zaten oranlar olduğu için arkadaşlar sadeleşecek, gidecek. Tanjant X'e de 1 bölü 2 demişti. Burası 1 birimse burasının 2 birim olması beklenir. Demek ki burası arkadaşlar CD'de 5'miş. Bak 4 bölü 8. Nefis. İçim çok rahatladı. Buna göre diyor kotanjant CAD. CAD. Uuu çok zor yeri sormuş. Şurayı sormuş sevgili arkadaşlar. Ne diyelim, biz buna alfayı soralım. Sormuş olsun. Nasıl çözerim? Arkadaşlar şöyle çözerim. Bu tanjant alfa denen arkadaşı dik bir üçgen içinde yakalama şansım çok zor. Ama iki tane açı cinsinden yazabilirim ki o iki tane açı da dik üçgenler içerisinde olabilir. İşte onlar da kim sevgili arkadaşlar? Şurası olsun. Bu arkadaşa A diyeyim. A eksi Y eşittir alfa olur değil mi? Nefis. Bana zaten o soruyordu. Ha bu arada sevgili arkadaşlar, ben işte ezberi çok sevmediğim için, bu güzel beynimi de çok yormak istemediğim için kotanjantın falan formülünü ezberlemedim. Neden ezberlemedim? Ben böyle durumlarda tanjantı yazarım. Tanjantı formülünü biliyorum. Tanjantını bulurum. Tanjantı zaten bu arkadaşın tersi. Değil mi? Kotanjant tanjantın tersi. Ben tanjantını bulayım. Sonra bir bölüsünü yapar kotanjantını bulurum. Tanjant A eksi Y'yi yazalım. Neden böyle yaptım? Bak A açısının tanjant, kotanjant bütün değerlerini yazabilirim. Aynı zamanda Y açısının da tanjant değerlerini yazabilirim. Kolaylıkla giderim. Tanjant A eksi tanjant Y. Güzel yazardım ya. Şimdi bugün niye kötü yazdım? Şimdi düzeltiyorum. 1 artı tanjant A çarpı tanjant Y. Benden sorulan buymuş. Bu arkadaş çünkü alfa. Güzel. Ha bu değilmiş. Bunun tersiymiş. Eşittir. Ha, bunu da ters çevirip böyle de hesaplayabilirim yani. Tanjant A'yı bulalım. Tanjant A. Hop bak. 8 bölü 4'ten 2. Eksi. Tanjant Y'yi söyleyin. 3 bölü 4. Zaten söylemişti bana. Hop. Bölü. 1 artı. Bu arkadaşları çarp. Değil mi? Tanjant A'yı zaten söylemiştim. 2. Diğeri de 3 bölü 4. Tanjant toplam formülünün ya da fark formülünün de en güzel yanı budur. Burada bulduklarını aşağıda tekrar kullanıyorsun. Arkadaşlar şu işlemi yapıyorum. 8 bölü 4'dür benim için 2. 5 bölü 4 oldu pay kısmı. Şu arkadaşta hop hop ne oldu? 3 bölü 2. 1,5 1 ile topladım. 2,5 yapar. Bu da 5 bölü 2'dir. Ters çevirdim. 5 bölü 4 çarpı 2 bölü 5 yaptım. Bunlar sadeleşti. 1 bölü 2'yi buldum. Şıklara baktım göremedim. Neden? Çünkü tanjant alfa 1 bölü 2 ise kotanjant alfa da sevgili arkadaşlar bu arkadaşın tersidir. Hadi öyle de yazayım. 1 bölü tanjant alfadır. 2 olur. Hop buna da E dedim. 7 ile devam edelim. Sevgili arkadaşlar 7 buyurun. Evet geldi 7'de. Burada ne diyor? ABC eşkenar üçgen. Nefis. Çok tanıdık, çok sevdiğimiz üçgenlerden biriyle uğraşacağız demek ki. Hop. Hadi çizmeyi çok sevdiğim için şöyle de bir şey yapayım. Çizme derken İtalya değil, çizmek eğilimini seviyorum. Eşkenar üçgeninde DE AC'nin üzerinde AD iki tane DC. Ha şöyle bir şey vermiş. Aslında şöyle yapayım. Burası tam orta olsun. İki tane olacak. Şöyle. Güzel. Burası arkadaşlar 2K. Burası da K kadar. Güzel. Hatta ben şimdi size söyleyeceğim. Yani onu işte 2'ye 1 de diyebilirsiniz. Hiç bu şeyden çekinmeyiniz. Güzel. Şunu da şunun için yaptım. Birazdan bir dikme indirmem gerekirse diye.
Olduğuna göre sinüs ABD. ABD. Şu açı. Buna da alfa diyelim yine. Sinüs alfa soruluyor arkadaşlar. Sin alfa değeri nedir acaba? Arkadaşlar biz trigonometri ilk öğrendiğimizde zaten dik üçgen içinde öğrendik değil mi? Benim hayallerimi süsleyen şey bana sinüs, kosinüs, tanjant değerleri soruluyorsa o arkadaşın dik üçgen içinde yer almasıdır değil mi? Benim ilk hücrelerim zaten ona gidiyor. O arkadaşı bir dik üçgen içerisinde yazmaya gidiyor. Öncelikle bu arkadaşlar bir 60 derece. Ortalık 60 dereceler kaynıyor. Nefis. Ya şu arkadaşı bir dik üçgen içerisinde bir yakalasam ne kadar güzel olur. Arkadaşlar bak şuradan bir dikme indirsenize. Ha bu arada şey konumuz siz söyleyin. Toplam fark formülleri ya. Bu arkadaşı şöyle de yapabilirsin aslında. Mesela şuradan dikme indirirsin. Yine dikme. Şu uzunluğu bulabilirsin. K cinsinden. Alfada şu arkadaşla şu arkadaşın toplamıdır. Sinüs A artı B diyelim. A artı B açılımını kullanarak da bağıntısını alfaya ulaşabilirsin. Çok zahmetli olur. Seni çok yorar. Bu çok kolay da bir yöntem. Kolay yani. Kolay bir yol yani. Neden? Bunu indirdikten sonra bu dikmeyi sevgili arkadaşlar. Bak şurası 30 derece. Bunu görüyorum. 30 derece. Burası 2K kadarsa hop burası ne kadar olur? K kadar olur. Bak tamamı da 3K kadardı. Burası ne kadar oldu sevgili arkadaşlar? 2K kadar oldu. Çok güzel. Başka neler var? Ha şunu da bulurum. K, 2K, hop kök 3K. Bunu da biliyorum. Değil mi? Artık bunları ezberledik biliyoruz. Şimdi sinüs değerini bulmak için şu arkadaşa ihtiyacım var. Burası 2, burası kök 3. Al karesini 2. Ha şuraya yazayım da. BD. Hadi bunu görmeyebilirseniz uzun uzun yazayım. BD'nin karesi eşittir. 2K'nın karesi. Ki K'ları atın ya. Şimdi atıyorum bak K'ları attım. K'lar zaten birazdan yolcu olacak ya. 2'nin karesi artı kök 3'ün karesidir. 4 artı 3'ten BD sevgili arkadaşlar ne çıktı? Kök 7 çıktı. Şu arkadaş da kök 7 kadarmış. Hadi K'sını en son ekleyeyim. Sinüsünü sormuştum bana. Kök 3 bölü kök 7 oldu. Değil mi? Sinüs değeri. Kök 3 bölü kök 7. Kök 3 bölü kök 7. Yine her zaman olduğu gibi payda da sevmiyoruz biz karekökli ifadeleri. Kök 7 ile genişlettim. Payı ve paydayı kök 7 ile çarptım. Kök 21 bölü 7'yi eriştim. C şıkkında görüyorum ben. Evet. 8'de devam edelim sevgili arkadaşlar. Tanjant, arc kot 2 vesaire falan. Şimdi tanjant alfa soruluyor. Hatta ve hatta bak şu da bir açı bu da bir açı. Tanjant A artı B soruluyor sevgili arkadaşlar. Hangi açının kotanjant değeri 2'dir? Hangi açının sinüs değeri 3 bölü 5'tir? Bunları topla bunu bana tanjantını söyle diyor. Arkadaşlar hemen dik üçgenlerimi çizeyim. Belki eğer 90'lara, 90'lara, 0'lara giden bir şey olursa mis gibi onları hesaplarım. Kot 2. 2 olan kotanjant. Şurası güzel. Buna A açısı, buna B açısı dedim. Burası A açısı olsun sevgili arkadaşlar. Hop 2, 1. Burada lazım olmayacak. Ya neyse yazalım hadi ya. Şurası da kök 5. A açısı. Bir de sevgili arkadaşlar sinüs 3 bölü 5 olan bir açı çiziyorum. Hop. 90. 3, 5. 4'ü de yazayım lazım olur. Bu arkadaş. Bu arkadaşa da B açısı demiştim. Bak bu açı da B. Nefis. Tanjant A artı B soruluyor. A açısı da B açısı da artık kabak gibi karşımda. Benim elimde artık şeyimi yazabilirim. Tanjant A artı B'yi. Tanjant A artı B. Eşittir. Ha neden hızlı yazdığımı, kötü yazdığımı şimdi anladım sevgili arkadaşlar. Unutmayayım. Bir an önce size söyleyeceklerimi söyleyip de yazayım diye. Tanjant A artı tanjant B. 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B'dir. Nefisiyim o. Tanjant A. 1 bölü 2. Çarpı yok. Artı. Artı tanjant B. 3 bölü 4.
bölü, yanlış yapmayalım, 1 bölü 2, 3 bölü 4, 1 eksi yine tanjanta. Tanjant B şu arkadaşlar, 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 4. Bir yerde yanlışımız yok. Şu arkadaş 2 bölü 4'tür benim için. Topladığımda 5 bölü 4 yapar. Pay kısmı. Payda kısmı şu arkadaş 3 bölü 8. Bu arkadaş 8 bölü 8. Bundan buna çıkarsanız da 5 bölü 8 olur. 5 bölü 4 çarpı 8 bölü 5 yaparım. Bu arkadaşlar sadeleşir. Şu arkadaş da 2 yapar derim. 8'e de E derim. Anlaştık değil mi sevgili arkadaşlar? Uzun uzun yazmadım, seslendirdim. Bu kadarlarını artık yapabiliyoruz. 12. sınıf. Bir de MF sınıfındayız yani değil mi? AYT'ye gireceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, 9. Yok değilse minik minik. Nasıl olsa bir video yani bu. Yavaş yavaş oynat oynata da bakabilirsiniz. X ve Y dar açılar olmak üzere 5 tane kosinüs X, 5 tane sinüs Y'ye eşitmiş. Yetmemiş, bunlar bir de 4'e eşitmiş. Buna göre kosinüs X artı Y eksi sinüs X eksi Y ifadesinin değeri kaçtır? Nefis. Öncelikle şu bana ne diyor bakalım. Arkadaşlar bu bana şunu söylüyor bak. Kosinüs X diyor sevgili Şimşek, 4 bölü 5'tir diyor. Öyle değil mi? Bu arkadaş 4'e eşitse kosinüs X bu. Sinüs Y de, sinüs Y değeri de sevgili arkadaşlar. Hop. Bu da 4 bölü, bu da 4 bölü 5 çıktı. Güzel. Bak çok güzel bir şey söyledi bana. Birbirini 90'a tamamlayan açıların sin ve kos değerleri birbirine eşitti değil mi? Hatta biz bunu hemen görelim bak. Hop. Şurası 4, burası 5, burası da 3 oldu. Şu arkadaşım kim sevgili arkadaşlar? Kosinüs, kosinüs sinüs. 4 bölü 5. Ha şu Y. Değil mi? Bak burası Y açısı. Sinüsü 4 bölü 5. Şu arkadaş da X açısı. Öyle değil mi? Çünkü kosinüs değeri 4 bölü 5. Ne gördüm? Bak X artı Y 90'ı gördüm. Güzel bir keşif. Neden? Bak şu arkadaşı uzun uzun açmakla uğraşmayacağım. Kosinüs X artı Y. Bu arkadaş kaç mı sevgili arkadaşlar? 90. 90 derecenin kosinüsü kaç? 0. Bir rahatlama geldi mi size de? Vallahi bana geldi. Bütün ifade şuymuş. Yani eksi, hadi bu başında eksi var. Sinüs x eksi y'yi yazacağım. Sinüs x çarpı kosinüs y eksi sinüs y kosinüs x. Bana sorulan meğersem buymuş. Haydi bunu yapalım. Şuradan okuyacağım. Hepsini de buradan okuyacağım. Dikkatli dikkatli. Üçün üzerini nasıl da karaladım. Şöyle yapayım. Sinüs x. Gel buraya. 3 bölü 5. Başta negatif de var ha. Onu unutmayalım. Eksi. Çarpı. Kos y. 4 bölü 5. Olur mu? 3 bölü 5. Aynı değerler çünkü. Değil mi? Bak. Bu arkadaşın sinüs. Ha bunların da birbirlerinin aynı olacak zaten. Sinüs y'yi oku. 4 bölü 5. Bunun da 4 bölü 5 okumam lazım. Kos x. Bak 4 bölü 5. Çünkü birbirine 90'a tamamlayan arkadaşların değerleri hep aynı. 3 bölü 5, 4 bölü 5. Hop. Bu arkadaş 9 bölü 25. Bu arkadaş 16 bölü 25. Başta eksiği unutma. Eksi 7 bölü 25. Bir de eksisi var. 7 bölü 25 artı olarak karşıma çıktı. 7 bölü 25. Ha, bereket zaten çeldirici bir şık yokmuş. Eksi 7 bölü 25 şeklinde. B şıkkını buldum sevgili arkadaşlar. Onunla devam edelim. Şimdi evet bak şimdi şu ona da bir şeyler demek lazım. Arkadaşlar diyor ki 14 tane x pi imiş. X kaçmış? Pi bölü 14'müş. Hayırlı işler. Yani ben hayatımda yani şöyle göreyim. Yani hiç pi bölü 14 ile uğraşmak ister misin? Hiç gördün mü öyle bir şey Allah'a sen? Yani ben uğraşmam, uğraşamam. Bakalım ne soruyor bana? Sin kare 5x hayırlı işler artı cos 5x çarpı sin 12x. Ya bir şeyler seziyorum açıkçası. Ne seziyorum sevgili arkadaşlar? Yine bir şeylerin açılımı şeklinde bir şeyler var.
Şimdi sinle sini çarpmış. Kosla da kosu çarpmış. Ama biri Hanya'dan biri Konya'dan. 5x 12x. Şimdi arkadaşlar benim burada dönen işlerde şunu yapmam lazım. 14x, 5x ve 12x arasında öyle bir bağıntı kurmalıyım ki birbirlerine benzetmeliyim. Arkadaş şimdi bunları buradan çıkarsam toplasam 17x. 17x ile 14x arasında 3x fark var. Şimdi 3x 14x'in bir şeyi mi değil falan değil. Farklarına bakalım. 12x eksi 5x 7x yapar. Uyandınız mı? Bak 14x'in yarısı. Arkadaşlar 7x pi bölü 2 değil mi? Nefisim o. Öyle değil mi? Bak yakaladım. Şu arkadaşların farklarının farkları 7x. 14x'in yarısı. Yani sen şu 12x'e ne diyeceksin sevgili arkadaşım? Sinüs 12x'e sinüs 7x artı 5x'te. Öyle değil mi? Bak bu iki arkadaşın toplamı 7 ile 5'in toplamı ki bu da 90 bak 90 pi bölü 2 değil mi? Geniş açı burada bir dönüşüm yapacağım. Çok nefis. Arkadaşlar sinüs 90 artı 5x neydi? İsim değiştiriyorum. Kosinüs. İkinci bölgede artı artı kaldı. Hop 5x. Nefis. O kadar güzel bir şey elde ettim ki sevgili arkadaşlar. Şu arkadaş yerine ben artık şunu yazabilirim. Bak bunu şöyle yaptım arkadaşlar. Ortalıkta 5, 12, 14 ve 12'ler var. Şu 3 arkadaş arasında benim bir ilişki bulmam lazım. Ki şu verilen benim işime yarayabilsin. Önce toplamlarına baktım. Farklarını düşününce bu arkadaşın yarısıdır deyince ya Allah bismillah daldım soruya. O zaman neymiş soru? Sin kare 5x zaten vardı başta. Bak cos 5x, cos 5x. Bu da cos kare 5x. Açalım mı bunu? Hiç gerek yok. Sin kare a artı cos kare a neydi arkadaşlar? 1. Bu isterse 725 bin olsun. Sonuç 1'dir. Esas ölçüsünü alsan da almasan da 1'dir. Şahane bir soru. A dedik. 11 ile devam edelim. Aa, çok güzel. Böyle geometrik şekillerle birleştirince ben o soruları çok seviyorum. Mesela 7'de de öyle bir şey vardı. Bak burada da böyle bir şey var. Yukarıdaki ABCD dikdörtgeni 20 eş kareden oluşmaktadır. Ne demek istiyor? Herkes bir birim, bir birim. Yani eş birimler. Buna göre tanjant DEF. DEF. Nefis. Şu arkadaşın tanjant değeri soruluyor. Arkadaşlar bir dik üçgenin içerisinde mi? Değil. Alabilme şansım var mı? Açıkçası gözükmüyor. Bir dik üçgen çizsem vesaire. Ama şunu yapabilirim. Bak. Şurası A olsa. Şurası da B olsa sevgili arkadaşlar. A açısı, B açısı. Alfayı A, B cinsinden nasıl yazarsın? Şöyle yazarsın. Tanjant değeri soruluyordu ya. Ya direkt alfayı yazalım. Ya da şöyle yazalım. Alfa artı A artı B 180 değil mi sevgili arkadaşlar? Alfa nedir? 180 eksi A artı B'dir. Bunu da böyle yazayım. Yani bana sorulan tanjant alfaya aslında tanjant 180 eksi A artı B soruluyor bana. Bu soruluyor. Bunu yazdım. 180 ile dönüşümünü yaptıktan sonra sevgili arkadaşlar tanjant A artı B ya da kotanjant A artı B neyse onunla karşılaşacağım. Bu neydi? 180 ile kıyasladım. Tanjantım kaldı aynen. Kaçıncı bölgedeyim? Hop. Eksi bölgedeyim. İkinci bölgedeyim. Tanjantım ve kotanjantım negatif oldu ya. Eksi tanjant A artı B'ymiş. Arkadaşlar bana sorulan buymuş. Yine buradan cesaretle yürümemin sebebi de A dik üçgenin içinde, B de dik üçgenin içinde. Buradan ben bütün tanjant, kotanjant, sinüs, kosinüs değerlerini rahatlıkla okuyabilirim. Çünkü arkadaşların değerlerini biliyorum. Bak oran dedik ya, buralar isterse 7 birim, 7 birim. 1 birim, 1 birim diye düşün ya. Birim çember de o yüzden 1 birim. Söyleyeyim. Tanjant A artı B'yi hesaplayıp negatif değerini alırız. Yazalım. Tanjant, hadi başta da eksimiz var.
A artı tanjant B bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B. Arkadaşlar tanjant A 1, 2, 3, 4, 5 bölü 2 eksi 5 bölü 2 artı şu eksi burada. Şimdi tanjant B'yi okuyalım. Tanjant B 1, 2, 3 bölü 2. 3 bölü 2 ne kadar güzelsin ya. Paydalar eşit. 1 eksi 5 bölü 2 çarpı 3 bölü 2. Yap işlemini. Hop sen şurada dur bakayım. 8 bölü 2 nedir? Ah 4'tür. Şu arkadaş 15 bölü 4 değil mi? Kimi çıkartacağım? 4 bölü 4'ü çıkartacağım. Şu arkadaş da 4 bölü 4. Eksi 11 bölü 4. 4 çarpı 4 bölü 11 eksi. Bir de eksi burada var. Artılaştı arkadaşlar. 16, 11. Ah, 16 bölü 11 çıktı sonuç. Oh, A şıkkında da gördüm bunu. Rahatladım. Anlaştık değil mi sevgili arkadaşlar? Burada da bakacağım. Alfa sorulan arkadaşı dik üçgenler içerisinde yer alan açılar cinsinden vesaire yazmaya çalışıyorum. Derdim o yani. 12'ye bir bakalım. 12 sinüs x artı sinüs y 3 bölü 5 şeklinde verilmiş. Tanıdık bir üçgen değil mi? Kosinüs x artı kosinüs y de 4 bölü 5 olarak verilmiş. Ah kırmızı kalemin ucu bitti çünkü. Ne soruluyor? Kosinüs x eksi y. Bu ifade soruluyor. Şimdi arkadaşlar bana sorulan bu. Şimdi cos x sin x sin y cos y. Yani şurada birbirlerini yok etsem cos x'leri sin x'leri beraber bulabilsem ne kadar güzel olurdu. Şimdi taraf tarafa toplasam yok edemiyorum arkadaşlar. Bu sin x bu cos x. Yani 7 yıl uğraş bunları yok edemezsin. Yani yok edebilirsin aslında 7 yıl sonunda. O kadar trigonometri bilirsen. Ama bir şeyler yapıyorum. Benim daha fazla acelem var. Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Arkadaşlar, şimdi şu arkadaş ne? Önce şunu bir görelim. Cos x sin x artı sin cos cos. Şimşek kendine gel. Cos cos sin sin. Cos x cos y sin x sin y. Arada da çıkarma olduğu için burası pozitif. Onu da gördüm. Arkadaşlar benim cos x cos y sin x sin y çarpımlarına ihtiyacım var. Bu arkadaş burada bu arkadaşların toplamlarını vermiş. Ben bunları ne ara sevgili arkadaşlar çarpımlarını bulabilirim? Nasıl görebilirim? Şu şekilde görebilirim sevgili arkadaşlar. Bak bu arkadaşın karesini alırsam karşılıklı hem de çok güzel şeyler çıkar. Sin kare sin x kare sin y kare ve artı şu ifadeyi görürüm. Sin x sin y. Şurada da cos x çarpı cos y ifadelerini görebilirim. Aldım karelerini. Aldım gitti. Bak neler çıkıyor karşıma. Bu arkadaşın karesini aldım. Sin kare x artı 2 tane sin x sin y. Ki aradığımdan fazlasını bile bir gördüm. Ama birazdan kurtuluruz ondan. Rahat olun. Artı sin kare y eşitmiş. Bu arkadaşın da karesini aldım. 9 bölü 25. Şimdi aşağı tarafını da aldım karesini. Cos kare x. Of nefis. Şimdi birazdan taraf tarafı bir toplasam. Bak şu arkadaşlar 1 oluverdi. Oh hoşuma gitti. Artı 2 tane cos x. Cos y artı cos kare y. Bu da 16 bölü 25. Arkadaşlar şimdi korkmadan topla. Taraf tarafa. Neden? Çünkü şu ifadeyi arıyorum. Bak bu ifadeden 2 tane var. Önce şunları yazayım. Bu arkadaşların toplamı ne sevgili arkadaşlar? Sin kare x artı cos kare x. Trigonometriyi ilk öğrendiğimizde derinliklerine daldığımızda ilk öğrendiğimiz bağıntıdır. 1 artı pardon. İkişer tane var. İki tane şu arkadaş. Uzun uzun yazayım mı ya da şunu yazayım. İki tane kosinüs x eksi y.
Zaten bunun bu olduğunu yazmıştık. Şu ifade artı şu ifade. Anlaştık değil mi o konuda? Şu artı şu. Hop zaten bu. Tamam bunu da yazdım. Artı yine 1. Hop bu arkadaş da 1. Eşittir. Topla. Vay anasına sayın seyirciler diyesim geldi. 25 bölü 25. Bu da 1. Sen yolcu, sen yolcu. 2 tanesi hop gitti. Eksi 1 oldu. 1 tanesi de eksi 1 bölü 2 oldu. Ne kadar da güzel bir soruymuş sayın seyirciler. Evet B dedim. Güzel soru ama değil mi sevgili arkadaşlar? Karesini aldım. Burada da uyanmam gereken şey bana sorulan bu. Sorulanda görmek istediğim ifadelerde bu. Bunları şu verilenlerde görebilmem için taraf tarafa toplasam, çıkarsam, bölsem bunları zihnimden geçiriyorum. Sonra karesini almak geliyor aklıma ki matematikte bir sürü işlemlerim var yani. Sıkışırsam karesini de alırım, karekökünü de alırım yani. Bunları gördüm. Bunları gördüğümde taraf tarafa topladığımda sonuca kolaylıkla gittim. Sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Seyrettiğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.